Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden maliyet muhasebesi videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi konumuz başa baş noktaları. Maliyet muhasebesinde özellikle KPSS'nin daha önceki yıllarda da sormuş olduğu sayısal bir bölüm. Başa baş noktası iktisat dersinde de gerçi gördünüz ama toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu nokta olarak adlandırılıyor. Yani başa baş noktasında İşletmenin ne kârı vardır, ne de zararı vardır. Ama özellikle geçmiş yıl sorularına baktığımızda veya KPSS ile ilgili şu an piyasadaki soru bankalarına baktığımızda sorularda genellikle başa baş noktası demeyebiliyor. İşletmenin zarar etmemesi için, bakın altını çiziyorum, cümleye dikkat edin. İşletmenin zarar etmemesi için kaç adet mal satması, ya da kaç liralık mal satması gerektiğiyle ilgili soru kalıpları karşımıza gelebiliyor. Şimdi başa baş noktası tekrar ediyorum. İşletmenin toplam gelirlerinin toplam giderlerine eşit olduğu nokta. Yani ne karın ne de zararın olduğu, sıfır olduğu nokta olarak kabul ediliyor. Ve başa baş noktasıyla ilgili özellikle bilmeniz gereken burada 4 tane formülden bahsedeceğim. Bu formüllerden birincisi şu. Başa baş noktası satış miktar formülünden bahsedeceğim. Tabii bu formülleri yazdıktan sonra da hangi soru kalıplarında hangi formülleri kullanacağınızın da püf noktalarını size göstereceğim. Başa baş noktası satış miktarının formülü toplam sabit giderler. Sabit gider nedir bu arada? Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Sabit giderler işletmenin normalde üretim olsa da olmasa da adı üzerinde aynı kalan, değişmeyen, sabit olan giderleridir diyoruz. Nasıl yani? Örnek veriyorum, kira maliyeti. İşletmede örnek dershane olarak bahsedeyim size. Öğrenci olsa da, olmasa da, tek grup olsa da, 50 grup olsa da sonuçta o dershanenin bir kira maliyeti vardır. Dediğim gibi tek grup olsa da örnek 10 bin lira bir kira maliyeti var. 50 grup da olsa 10 bin lira kira maliyeti var. Yani sabit bir giderdir. Üretimle ya da satışla ilgisi yoktur. Üretim yapsan da, satış yapsan da, yapmasan da aynı kalan değişmeyen giderlerdir. Ve başa baş noktasında satış miktarını bulabilmek için toplam sabit giderler bölü diyorum, katkı payı, yani kitaplarda formülde payda kısmında katkı payı denilir. Ama katkı payı nedir? Yani sana soruda direkt katkı payı şu kadar demeyecektir. Ama senin katkı payını bulabilmen için formülümüz şöyle. Birim satış fiyatı eksi, birim değişken giderler diyoruz. Birim satış fiyatı eksi, birim değişken giderler. Peki değişken gider nedir? Değişken gider ise üretime bağlı olarak artan ya da azalan maliyetlerdir. Yine dershane örneğini vereyim size. Şimdi az önce dedim ki tek grupta olsa, 50 grupta olsa o iş yerinin, dershanenin kira maliyeti sabittir. Değişmez. Ama kitap maliyetlerinden örnek verelim. Örnek veriyorum, dershanede 50 öğrenci olduğunu varsayarsam 50 takım kitap verilecektir. Ama 500 tane öğrenci olduğunu varsayarsam 500 takım kitap verilecektir. Yani burada kitap maliyeti dershane açısından düşündüğümüzde değişken bir maliyettir. Ne kadar öğrenci varsa o kadar beraberinde değişken maliyetimiz artacak. Yani kitap maliyetimiz artacak diyoruz. O zaman başa baş noktası satış miktarında formül tekrar ediyorum. Toplam sabit giderler bölü birim satış fiyatı eksi birim değişken giderler diyoruz. Ve aynı zamanda formülde payda kısmında yer alan, yani birim satış fiyatı eksiği, birim değişken giderlere aynı zamanda biz katkı payı diyoruz. Devam ediyorum. Peki başa baş noktası satış miktar formülünü ne zaman kullanacaksın? Bu formül bize neyi gösterecektir? Bakın, başa baş noktası az önce de söyledim. Toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu noktadır. Yani ne kar vardır ne de zarar vardır. Ve işletme
zarar etmemesi için kaç adet ya da kaç birim mal satması gerektiğini görmek istiyorsa, bakın dikkat edin, kaç adet ya da kaç birim, yani miktardan bahsediyorum. Bir işletme zarar etmemesi için kaç adet ya da kaç birim mal satması gerektiğini bu formülümüzden, yani başa baş noktası satış miktar formülünden görecektir. Formülümüzde toplam sabit giderleri katkı payına bölüyoruz. Katkı payı demek de birim satış fiyatından birim değişken giderlerin çıkarılması demektir. Devam ediyorum. İkinci formülümüze bakıyoruz. Başa baş noktası satış tutarı formülü diyoruz. Burada ise formülümüz yine toplam sabit giderler bölü katkı oranı diye formül verilir. Ama katkı oranı nedir? Katkı oranı da birim satış fiyatı eksi birim değişken giderler bölü birim satış fiyatı diyoruz. Yani burada da yine formülün payda kısmında yer alan birim satış eksi birim değişken giderler bölü birim satış fiyatı dediğinde, yani formülün şu payda kısmı da bize katkı oranını verecektir. Katkı oranı. Peki bu formülü ne zaman kullanacaksın? Başa baş noktası satış tutarı, işletmenin zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerektiğini bize gösterir. Bakın dikkat edin. Az önce başa baş noktası satış miktarından bahsettim. Zarar etmemesi için kaç adet ya da kaç birim mal satması gerektiğini, ama başa baş noktası satış tutarı formülü ise işletmenin zarar etmemesi için diyorum kaç liralık mal satması gerektiğini bize gösterir. Yani birimlere dikkat edeceksin. Miktarda sana adet ya da birim soracak, ama tutar dediğinde ise kaç liralık mal satması gerektiğini sana soracak. Birinde formülde payda kısmında katkı payı var, diğerinde ise katkı oranı var. Hani şöyle de düşünebilirsin, genelde öğrenciler katkı payı ve katkı oranını birbirine karıştırıyor. Oran dediğinde hani mutlaka bir bölüm hali vardır, birbirine oranlanması. O yüzden de katkı oranında dikkat ederseniz formüle, birim satıştan birim değişken gideri çıkarıp birim satışa bölüyorum. Dikkat edin. Devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü formülümüzü yazıyorum. Hedeflenen kar için başa baş noktası satış miktar formülüne bakıyoruz. Burada da formülümüz yine toplam sabit giderler bölü, toplam sabit giderler artı hedeflenen kar, bölü katkı payı. Yani katkı payından kasıt birim satış fiyatı eksi birim değişken giderler diyoruz. Peki bu formülü ne zaman kullanacaksın? Adından da zaten ipucu veriyor. Hedeflenen kar diyor. Yani işletmenin belirlediği, hedeflediği bir kar var. Tabii bununla beraber bir takım maliyetleri var. İşletme bu hedeflediği kâra ulaşabilmesi için kaç adet miktar buluyoruz bak. Kaç adet ya da kaç birim mal satması gerektiğini gösterir. Somut bir örnek vereyim. İşletmenin maliyetleri verilecek sana ve bu işletme yukarıdaki maliyetlere göre 200 bin TL örnek veriyorum kâr elde edebilmesi için kaç adet mal satması gerektiğini bize gösteren formül bu üçüncü formülümüz. Yani ortada hedeflediğim bir kar var 200 bin lira. Ben bu kara ulaşabilmek için, yani maliyetlerimi kurtaracağım, artı cebimde 200 bin lira kar kalabilmesi için kaç adet, kaç tane, kaç birim mal satmam gerektiğini gösteren üçüncü formülümüzdür diyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü formüle geçiyorum. Dördüncü formülde ise yine hedeflenen bir kar var
ve hedeflenen kar için başa baş noktası satış tutarı formülüne bakıyorum. Bakın, yine hedeflenen bir kar var ama bu sefer miktar bulmayacağım, tutar bulacağım. Nasıl yani? Az önceki örnekten yine devam edelim. Örnek, işletmenin bir takım maliyetleri var. Ve işletme bu maliyetleriyle birlikte örnek 200 bin TL kar elde etmek istiyor. Bunun için kaç liralık mal satması gerektiğini gösteren formülümüz de dördüncü formül. Yani hedeflenen kar için başa baş noktası satış tutarı diyoruz. Peki buradaki formülümüz nasıl? Buradaki formülümüzde yine toplam sabit giderler artı diyorum. Hedeflenen kar bölü diyoruz. Birim satış fiyatı eksi birim değişken giderler bölü birim satış fiyatı. Yani dikkat ederseniz formülün bakın payda kısmında yine katkı oranından bahsediyorum. Az önce de söyledim. Katkı oranı birim satıştan. Birim değişken gideri çıkarıp birim satışa bölmektir. İşte bakın formülde gördüğünüz gibi. Ama hedeflenen kar için başa baş noktası satış miktarı dediğinde ise katkı payına bölüyorum. Katkı payı ne demektir? Birim satıştan birim değişken giderlerin çıkarılması demektir. O zaman başa baş noktalarında bu dört tane formül üzerinde örneklerimizi çözeceğiz. Özellikle şu verdiğim iki formüle dikkat edeceksiniz. Yani birinde başa baş noktası satış miktarı dediğinde işletmenin zarar etmemesi için kaç adet, kaç tane, kaç birim mal satması gerektiğini, ikinci formülümüzde ise işletmenin zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerektiğini bize gösterecektir. Ve geçmiş yıl KPSS kalıplarına, formatına, soru kalıplarına baktığımızda yine gelmiş ve beraberinde gelebilecek soru tipleri arasında yer almaktadır. Peki, bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim isterseniz. Daha somut olarak, belirgin olarak otursun konumuz. Hemen birinci örneğimize şöyle diyorum. Toplam sabit giderleri 500 bin TL olan işletmenin birim satış fiyatı 100 TL. Birim değişken giderleri birim değişken giderleri 50 TL'dir diyelim. Basit bir soruyla önce başlayalım. Bu verilen bilgilere göre soru 1 diyelim. İşletmenin zarar etmemesi için kaç birim mal satması gerekir diyelim. Ve ikinci sorumuzla ise işletmenin zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerekir diye soralım. Basit bir soru aslında. Şimdi dikkat ederseniz sorunun kalıbında size başa baş noktasını bul ya da başa baş noktası satış miktarı ya da tutarı nedir diye sormuyor. Ama sen bu sorunun veya bu tarz sorularda başa baş noktası sorduğunu nereden anlayacaksın? Az önce de söyledim dikkat ederseniz. İşletmenin zarar etmemesi için bir kere bu cümleyi gördüğünüzde yani işletmenin zarar etmemesi demek başa baş noktasını sana soruyor demektir. Ve başa baş noktasında bakın asıl önemli olan iki tane formülümüz var. Bu formüllerden birincisi başa baş noktası satış miktarı işletmenin zarar etmemesi için kaç adet, kaç tane ya da kaç birim mal satması gerektiğini gösterir. Yani birinci soruyu başa baş noktası satış miktarıyla çözeceğim. Ancak ikinci soruda ise işletmenin zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerekir diyor. Yani zarar etmemesi için
kaç TL'lik satış yapması gerektiğini ise ikinci formülümüzden, yani başa baş noktası satış tutarı formülünden çözeceğiz. O zaman verilen bilgilere göre yerleştirelim bunları isterseniz. Önce birinci sorumuzun çözümünü yapalım. Başa baş noktası satış miktar formülüyle çözüme başlıyor. Formülümüz toplam sabit giderler bölü katkı payı diyor. Yani katkı payı demek birim satış fiyatından birim değişken giderleri çıkaracaksın demektir. O zaman soruda toplam sabit giderlerimiz 500 bin. Yani üretim olsa da olmasa da katlanmak zorunda olunan giderler 500 bin TL. Bölü diyorum. Birim satış fiyatı. Ne kadar birim satış fiyatı? 100 lira. Eksi. Birim değişken giderler. O da 50 lira verilmiş zaten. Bu durumda 500 bin bölü 50 dediğimizde buradan çıkan sonucumuz 10 bin birim. Yani 10 bin adet gelecektir. Yorumunu da şöyle yapabilirim. İşletmenin verilen bu maliyet verilerine göre, bu sayısal verilere göre zarar etmemesi için 10 bin adet, yani 10 bin tane, yani 10 bin birim mal satması gerekir. Eğer bu işletme bu verilen maliyetlere göre 9.999 tane mal satarsa zarardadır, 10 bin bir adet mal satarsa artık kârı var demektir. Ama 10 bin tane mal sattığında ise ne kârı vardır ne de zararı vardır. Başa baş noktasındadır diyoruz. Devam ediyorum. İkincisine bakıyorum. İşletmenin zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerekir diyor. Bakın, bu sefer bize tutarı soruyor, parayı soruyor. O zaman ikinci formülü kullanacaksın. Yani başa baş noktası satış tutarı formülünü kullanacaksın. Peki, başa baş noktası satış tutarında ise formülümüz toplam sabit giderler. Ne kadar benim sabit giderlerim? 500 bin TL. Böyle diyorum. Dikkat ederseniz formülde katkı oranı demişim. Katkı oranı demek ne demektir? Birim satıştan birim değişken giderleri çıkarıyorsun ve birim satış fiyatına bölüyorsun. Yani bu durumda birim satış fiyatım 100 lira eksi, birim değişken giderim 50 lira bölü birim satış fiyatım 100 TL diyorum. Tabii olabilir burada, hani bazen matematikte hata yapılabiliyor. Şahsen kendi adıma konuşuyorum. 3'te 2 topluyorum. Bazen kafa dalgın oluyor. 6 diyorum. Olabilir. Ben burada yine matematiksel işlemi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Pay kısmını 500 bini aynen alıyorum. Şu payda kısmı 100 eksi 50 50. 50 bölü 100 demek 1 bölü 2 demektir. Sadeleştirdiğimizde pay kısmını aynen alıyorum. Payda kısmını ters çeviriyorum ve çarpım haline getiriyorum. Yani çarpı 2 bölü 1 diyorum. Ve bu durumda çıkan sonucumuz burada 500 bin çarpı 2 dediğimizde 1 milyon TL çıkacaktır. Yorumunu yapıyorum. Bu işletme verilen bu maliyet bilgilerine göre 1 milyon liralık mal sattığında ne kârı vardır ne zararı vardır. Bakın tutarı buluyorum, dikkat et, parayı buluyorum. İşletme 1 milyon liralık satış yaptığında kârı da yok, zararı da yok. Ha, eğer az önceki gibi 9 milyon, örnek veriyorum, 999 bin liralık mal satarsa, örnek, zarardadır bu işletme. Ama satış miktarı, satış tutarı daha doğrusu 1 milyonun üzerine çıkarsa, örnek 1 milyon 100 bin TL'lik satış yaparsa bu işletme, o zaman da kâra geçmiş, hatta 100 bin TL'de kârı var diyebiliriz. O zaman arkadaşlar, demek ki başa baş noktası satış miktarında zarar etmemesi için kaç adet mal satması gerektiğini, ama başa baş noktası satış tutarında ise zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerektiğini bize gösterecektir. Basit bir soru kalıbıydı bu. Devam edelim şimdi. Başka nasıl soru kalıpları gelebilir? Tabii bu kadar basit geleceğini açıkçası ben tahmin etmiyorum. Soruyu bir tık daha zorlaştıralım. Şimdi bunun için de şöyle diyelim. İkinci sorumuz.
Bunlarla ilgili zaten detaylı olarak formül olsun, yorumlar olsun veya soru kalıpları olsun kitabımızda, konu anlatımı kitabımızda da görebilirsiniz. Artı soru bankalarında da maliyet muhasebesi ile ilgili fazla soru kalıbı, yani genelde piyasada olmayan ama KPSS'nin sorabileceği soru kalıplarında görebilirsiniz. Hani hem soru bankası, hem konu anlatımı, hem videolarla takip etmek sizin için de yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, ikinci soru kalıbımızda da şöyle soralım isterseniz. ABC işletmesinin birim satış fiyatı 200 TL olup birim değişken giderleri ...100 TL'dir diyelim. İşletmenin zarar etmemesi için ...10.000 adet mal satması gerekmektedir. Bu bilgilere göre işletmenin başa baş noktası satış tutarı kaç liradır diyelim. Şimdi bakın, bu tarz sorularda tek bir formül değil, şu verdiğim formüllerden iki tanesini kullanacaksın. Nasıl yani? Şimdi bize soruda birim satış fiyatını vermiş. İşletme bir tane malı 200 liradan satıyor. Bir tane malın değişken maliyeti 100 liradır diyor. Ve bu işletme zarar etmemesi için de 10.000 tane mal satması gerekir diyor. Bakın 10.000 adet, 10.000 tane mal satacak. Ama bu bilgilere göre işletmenin başa baş noktası satış tutarı kaç liradır diyor. Yani işletme tamam zarar etmemesi için 10.000 adet mal satacak, doğru. Ama işletmenin diyor zarar etmemesi için kaç liralık mal satması gerekir? Bize bunu soruyor. Şimdi bunu şu kalıpla çözelim isterseniz. Öncelikle başa baş noktası satış tutarı kaç liradır dediğine göre ikinci formülü kullanacağım. Toplam sabit giderleri katkı oranına böleceğim. Katkı oranı demek birim satıştan birim değişken giderleri çıkarıp birim satışa bölmek demektir. Ama bak dikkat edersen soruda birim satış fiyatı var. Birim değişken giderler var. Ancak toplam sabit giderler yok. Peki ne yapacağız? Bunun için işletmenin zarar etmemesi için diyor 10.000 adet mal satması gerekir. Yani bize şu birinci formül, başa baş noktası satış miktarının, yani işletmenin zarar etmemesi için bu soruya göre 10.000 tane mal satması gerektiğini bize söylüyor. O zaman şöyle diyeceğim. Başa baş noktası satış miktarı, yani 10.000 adet mal satmam gerekiyor ise eşittir diyorum. Toplam sabit giderler bilinmiyor. X diyelim, bölü. Birim satış fiyatı 200, eksi. Birim değişken giderler de 100. Yani ben bu formülü kullanarak neyi bulmayı hedefliyorum? Toplam sabit giderleri. Bu durumda toplam sabit giderler x eşittir diyorum. Şu payda kısım 100 geleceğine göre içler dışlar çarpımından toplam sabit giderlerim 1 milyon TL gelecektir. Peki sabit gideri bulduk. O zaman soruda istenilen bilgiye, istenilen sorunun çözümüne geçebilirim. Yani bana başa baş noktası satış tutarını sorduğuna göre, başa baş noktası satış tutarının formülü, ikinci formülümüz, toplam sabit giderler. Ki sabit giderlerin 1 milyon TL. Bölü. Katkı oranı, yani katkı oranı demek
Birim satış fiyatı. Ne kadar birim satış fiyatım? 200 eksi. Birim değişken giderlerim 100 bölü. Birim satış fiyatım 200. O zaman şu payda kısmı sadeleştirdiğimiz zaman, yani 200 eksi 100'den 100, 100 bölü 200 dediğimizde 1 bölü 2 gelecektir. O zaman burada sonuç 1 milyon çarpı diyorum. 2 bölü 1 ve buradan çıkan sonucum kaç gelecektir? 2 milyon. Yani bu ne anlama gelmektedir? Bu işletmenin zarar etmemesi için 10 bin adet mal satması gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Soru zaten bunu veriyor bize. Ama bu işletmenin zarar etmemesi için de 2 milyon TL tutarında satış yapması gerekmektedir. Sorumuzun doğru cevabı. Yani bu tarz sorularda özellikle KPSS'nin sorabileceği, yani tam sınav formatına yönelik bir kalıp. Yani tek formülden yola çıkmıyorsun. Aynı zamanda hem başa baş noktasında miktar formülünü kullandım dikkat edersen, hem de tutar formülünü kullandım. Yani iki formülü bir tek soruda sana kullandırabiliyor. O zaman sorumuzun doğru cevabı 2 milyon liralık mal satarsa bu işletme ne karı vardır ne de zararı vardır. Üstü kara, altı ise zarar ettiği noktayı verecektir bize. Peki, devam edelim arkadaşlar. Başka bir soru kalıbımıza şimdi bakalım. Üçüncü soru kalıbımız da şöyle olsun. Örnek 3. Toplam sabit giderleri 200 bin TL olan işletmede birim satış fiyatı, birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken giderleri 50 TL olup işletme 300 bin TL kar elde etmek istemektedir. Bu verilen bilgilere göre soru 1. İşletmenin hedeflenen kar için satış miktarını bulunuz. Soru 2. İşletmenin verilen bilgilere göre hedeflenen kar için satış tutarını bulunuz diyelim. Şimdi soruda dikkat edersen sabit gider var. Birim satış fiyatı var. Birim değişken gider var. Ancak artı olarak işletmenin 300 bin TL kar elde edebilmesi için. Yani ortada hedeflediği bir kar var. 300 bin lira kar elde etmek istiyor. Yani bu soru kalıbı az önce sorduğum sorulardaki gibi zarar etmemesi için veya işte kâra geçiş noktasında, başa baş noktasındaki satış miktarını ya da satış tutarını sormuyor. Hedeflediği bir kar var, 300 bin lira. Bu kârı tutturabilmesi için diyor. Kaç adet mal satması gerekir? Ve ikinci soru, bu hedefi, bu hedeflediği kârı tutturabilmesi için kaç liralık mal satması gerektiğini bana soruyor. Yani hangi formülü kullanacağım ben burada? 3 ve 4. formüller. Dikkat ederseniz 3. formülde hedeflenen kar için başa baş noktası satış miktarını bulacağım. Yani 1. soru. Yani işletmenin 300 bin TL kar elde edebilmesi için kaç adet mal satması gerektiğini bulacağım. Alıyoruz ve kullanıyoruz formülümüzü. 3. formüle göre toplam sabit giderler. 200 bin TL sabit giderim var. Artı hedeflenen kar. Ne kadar hedeflediğim kar? 300 bin lira. O zaman hedeflenen kar 300 bin TL diyorum. Bölü katkı payı. Yani birim satıştan birim değişken giderleri çıkar demektir. Ne kadar benim birim satış fiyatım? 100. Eksi. Birim değişken giderlerim kaç? 50. Bu durumda arkadaşlar 500 bini 50'ye böldüğümde çıkan sonucumuz buradan 10 bin gelecektir.
Yani bu ne demektir? İşletmenin 300.000 TL kar elde edebilmesi için toplamda 10.000 adet mal satması gerekmektedir. 10.000 tane mal sattığında hem masraflarını hem maliyetlerini kurtarıyor hem de işletmeye 300.000 TL kar bırakıyor diyeceksin. Ve ikinci sorumuzun cevabına hemen bakalım. Hedeflenen kar için satış tutarı ne kadar diyor. Yani bu 300.000 lira hedeflediği karı tutturabilmesi için o gün kaç liralık mal satması, kaç liralık dikkat et, kaç liralık mal satması gerektiğini bana soruyor. Yani bu durumda şu dördüncü formülü kullanacaksın. Hedeflenen kar için başa baş noktası satış tutarını kullanacaksın. Formül. Toplam sabit giderlerim. Ne kadar benim sabit giderlerim? 200.000 TL artı. Hedeflediğim kar 300.000 TL. Bölü diyorum. Katkı oranı. Yani katkı oranı demek ne demektir? Birim satış fiyatı 100 lira. Eksi. Birim değişken giderler 50. Bölü. Birim satış fiyatım kaç? 100. Bu durumda sonuç 500.000 diyorum. Çarpı şu payda kısmı yine 1/2 gelecektir. Rakamlar küsuratsız çıksın diye hep bilerek zaten 1/2 sonucunu veren rakamları veriyorum burada dikkat ederseniz. 2/1 dediğimizde 500.000 çarpı 2, 1 milyon yapar. Yani bu işletme 300.000 TL kar elde etmek istiyorsa 1 milyon liralık mal satması gerekmektedir. Evet, şimdi başa baş noktasıyla ilgili özellikle bilmeniz gereken bu 4 tane kalıpla ilgili örneklerimizde tahtada gördüğünüz gibi sonuçlandırdık. Bundan sonraki videomuzda ise işletmede özellikle genel üretim giderlerinde en direkt maliyetler bölümünü anlatacağım size. Ve son olarak başa baş noktası işletmenin kar ya da zararının olmadığı noktadır. Geçmiş yıllarda sınavda sorulan sayısal kalıplar vardır. Ve bu 4 tane formül üzerinden de sorulabilecek bütün kalıpların cevaplarını verebilirsiniz.